Efendim, birinci bölümdeki ikinci deneyimiz dedi, yaşım bile 60 geçti ama dedi Kur'an-ı Kerim okuyorum. Hani bugün dedi bunu dedi öğretenler de oluyor, gidip dedi aynı Arapçayı öğrenip manasını anlamak istiyorum, sadece kendime ait falan dedi. Yani gitsek Arapçayı öğrensek bile de yine anlamamız mümkün değil. Ancak hani düzgün yazılmış mealler var. Eğer dinleyicimiz gerçekten çok arzu ediyorsa, piyasadaki tercümelerin hiçbirisini tercüme ediyoruz, meal değil. Hiçbirisini tavsiye etmeyiz. Çünkü hep indiği fikirler ve kendi görüşleriyle yapılmış onlar. Nakli esas almamışlar. Tefsir-i Mevakip var. Bu tavsiye edilmiş. Osmanlıcadır aslı bunun. Latin harflerine de aktarılmış. Bulabilirse mesela oradan okuduklarının burada ne murad ediliyor? Meal çünkü o. Doğrudan doğruya kelime kelime tercüme değil. Orada nakiller yapılmıştır. Orada zihninde madem ki arzu ediyor o şekilde yapabilir. Yoksa öbür türlü itikadını da bozar. O tercüme yapanların aynı şekilde niyetlerinin bozuk olması, itikadların bozuk olması sebebiyle bir müddet sonra okuyana tesir eder. Farkına varmaz. Tesir eder ve Allah-u Teala korusun kendisi de itikadını bozabilir. Tehlikeli bir durum. Peki illa bunu aynı şekilde hani ben öğrenmek istiyorum falan. Ya onu öğreneceğine mesela bizim tavsiyemiz nedir? Tam İlmi Hasadeti Ebedi kitabını oturup veyahut da İslam Ahlak kitabını okuyup çünkü Kur'an-ı Kerim, Hadis-i Şerif'te gibilerden hükümler oradakiler. Onları çok iyi öğrenip gittiği yerlerde bunları anlatırsa faydalı olur, cihat olur, emir maruf yapmış olur, sevap kazanır. Öbür tarafta tehlike var. Burada tehlike yok. Çünkü Ehl-i Sünnet talimleri çıkarmış, orada bildirilenleri yazmışlar. Yani oradaki yani Allah korusun hani tercümeyi bir yere gelir işte ben okudum canım orada öyle değil böyle deniyor falan baştan aynı şekilde yoruma. Çünkü bir hadis-i şerif iki tane var. Hadis-i şerifin birisi yani Kur'an-ı Kerim'i kendi anlayışına göre yorumlamaya kalkan cehennemdeki yerine hazırlansın birisi de kafir olur buyuruyor. Çünkü ne demek o? Allah-u Teala orada bir şey buyuruyor. Muradını bilmiyoruz. Kelimelerin anlamını biliyoruz ama neyi murad ettiğini bilmiyoruz. O kelimeler üzerindeki yüklü manayı bilmiyoruz. Onu Peygamber Efendimiz biliyordu. Hadis-i şeriflerle açıklandı onun için. Biz kendi kafamıza göre aynı şekilde kelimelerdeki manaya göre işte Cenab-ı Hak burada böyle buyuruyor. Kendi kafamıza göre bir yorum yaptık. Ne oldu? Allah-u Teala'nın buyurmadığı şeyi buyurdu dedin. Allah-u Teala'ya iftira ettin. Sonra da bunun bedelini ödeyeceksin. İnternette bir şiir yayınlamıştım. Altına yorum yapanlar olmuş. Ya çok alakasız şeyler aslında. Ama adam öyle anlamış yani. Değil mi? Birisi bir şey söylüyor, birisi bir şey söylüyor. Yani küçücük bir şiir yani. Yani bir insanın yazdığı yani, şiirden o şiirin yazanın muradını kavrayamıyoruz. Evet. Bizim gibi insan onun muradını kavrayamıyoruz. Nerede kaldı ki her şeyin sahibi yaratanın muradını kavrayalım. Onun için o kritik, tehlikeli. Efendim gelelim. Hatta öncelikle bu işi yapmadan önce dinleyicimizin de tam İlmi Hasadeti Ebediye varsa tam İlmi Hasadeti Ebediye'de Kur'an-ı Kerim tercümeleriyle alakalı Kur'an-ı Kerim'in ilk daha baş maddelerinde var. Kur'an-ı Kerim tam İlmi Hasadeti Ebediye'nin ilk bölümlerinde var. İlk 30 sayfası 50 sayfasında mevcut. Onlar dikkatli bir şekilde okunursa daha faydalı olur kendisine.